Düşünsel hayatı, eserleri, aldığı ödüllerle Türk edebiyatına damga vuran ve 92 yaşında aramızdan ayrılan usta yazar Yaşar Kemal'in bugün doğum günü. O, Türkçenin ses bayrağı, Cumhuriyet'in en büyük değerlerindendi. Öyle ki dünyaya geldiği yıl ve ayı bile Cumhuriyet'le eşdeğer hesap etti. Çocukluk ve gençlik yılları zorluklarla, yokluklarla geçti. Hamallık yaptı, tek gözü kör oldu, yanında babası öldürüldü. Ailesi 1915'te göç etti Van'dan Çukurova'ya. Göç yollarında buldular evlatlık Yusuf'u. Bilemezdi, yaralarını iyileştirdikleri o çocuğun babası Sadık'ı gözlerinin önünde öldüreceğini. O gece sabaha kadar uyumadı, hep ağladı. Tek bir cümle çıktı ağzından hep. "Yüreğim ağrıyor," dedi anasına. Türkülere sığındı büyük usta. O kadar çok türkü söyledi ki, Aşık Ali kendisi için "Sen bu yaşta böyleysen ileride Karacaoğlan gibi olursun," dedi. Aşığın kehaneti gerçek oldu. Köyde adı Aşık Kemal'e çıktı. Edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal, Türkiye'den Nobel ödülüne aday gösterilen ilk yazardı. Yaklaşık 40 dilde yayınlanan İnce Mehmet'in yaratıcısı, bütün ömrünü barışa adamıştı. Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla derdi. O, bu bahçenin tam ortasında koca bir çınar ağacıydı. O ağacın gölgesindeki bütün halklar kardeşten de öte sevgiliydi. O yüzden Kürt'tü, Türk'tü, Arap'tı, Laz'dı, Çerkez'di, Ermeni'ydi, Musevi'ydi, Rum'du, Ezidi'ydi. O yüzden tüm insanlığın ortak değeriydi. Şimdi o güzel adam, o güzel ata binip gitti. Fikir dünyası 71 yıllık yazın hayatına sığdırdığı, onlarca dile çevrilen 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü, 1 şiir kitabıyla tüm insanlığı barışa çağırmaya devam ediyor. Derinde kalın, dar olsun canım dar olsun, yar yar dar olsun. Üstü çimen, altında lale, zar olsun canım zar olsun, gülüm zar olsun. Ben ölürsem sevdiğim var olsun, annem var olsun, yar yar var olsun. Evlerine gider de gelen usandım, gülüm usandım, gülüm usandım. Yüreğime hançer de soktu, gül sandım, canımı gül sandım.